Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, size bugün yine çıtıpıtı çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle sade siyah tek renk yazmanın üzerine şöyle sinek kanadından yaprakları olan bu şekilde kolay, zarif bir model hazırladım. Evet, modelim bu. Herkesin yapabilmesi için hem kolay hem de şöyle çok tatlı iğneden ta bir model hemen yapımına geçelim. Modelimize şöyle arasında üçer zincirli 7 tane tığ battı yaparak ara mesafesi bırakarak başlıyoruz. İlk başlarken de aynı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 1 2 şöyle 3 zincir sıkı sıkı çekiyorum. Hemen bakın boş olan tığ battıma sıradaki tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çevirdim. Bir tane arada bırakıp ikincinin arasına girip bu şekilde 7 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir ters tarafından 5 zincirimi çektim hemen düz yüzüne dönüyorum bu yaptığım 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile 5 zincirimi bakın bu şekilde sabitledim 4 zincir ters tarafına çevirdim 5 zincirimin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum buraya sinek kanadı yapıyoruz yani arkadaşlar yaprak olarak 4 5 6 8 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Düz yüzüne döndüm ve 7 zincirli yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde sinek kanadımızı ve yaprağımızı bitirmiş oluyoruz. Evet. Şimdi buraya 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 ve 12. Orta dalımız 12 zincirden oluşuyor. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi buraya. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Çevirdim şöyle ters tarafına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çevirdim düz tarafına ve 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum dibine de aşağı e, meyil etmemesi için bir tane sık iğne yapıyorum yine 3 tane zincir çekiyorum bakın ikinci yaprağımı yani sinek kanadımı da bu şekilde bitirmiş oldum. 3 zincirden buraya 7 tane tığ battı yapacağız. Şöyle sık iğne ile 3 zincirimizi çekmiştik. Boş olan tığ battıya sabitledim. 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 4 5 6 7 Ara mesafesi olarak bu şekilde 7 tane tığ battığımızı veriyoruz. 7 zincirimizi çekiyoruz. Hemen yine bir tane bırakıp ikinci tığ battının içine girerek şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. öyle çevirdim düz tarafı. Sabitliyorum bu 7 zincirli yuvamın içine sık iğne ile buraya 4 zincir. sinek kanadını bu şekilde çevirerek yapıyoruz. Çok yaptığımız için biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ve 10 zincir. 7 8 9 ve 10. Çevirdim düz tarafına. Hemen yuvanın içine giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum 12 tane zincir çekeceğim bakın sinek kanadım bu şekilde hazır arkadaşlar şöyle hafif de kenara alabiliriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dalımız için 12 zincirimiz hazır ve yine aynı yaprağımızın yanına kapattık dalımızı bu şekilde tamamladık. 5 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip 4 zincir. Ters tarafından 4 zincirimizi de bu 5 zincirin arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Ters tarafından 10 zincir. 7 8 9 ve 10. 10 zincirimizi çektik. Hemen yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum ve 1 2 3 zincir yine aynı şekilde buraya toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı hazırlıyoruz 3 zincir sıradaki tığ battı ya 3 zincir sıradaki tığ battı ya Evet arkadaşlar bu şekilde 7 tane tığ battılar yapıp sonra 7 zincirle bu yuvayı yapıp iki sinek kanadından ortadaki 12 zincirli daldan bu şekilde dal oluşturuyoruz çimenimiz bu şekilde devam ediyor bakın arkadaşlar şöyle çıtı pıtı çok hoş bir modelimiz oluyor Evet arkadaşlar bu sefer rengimiz mavi olacak ve buradaki 12 zincirli dalımızın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 ipimizi güzelce esnettik incecik yaptım arkadaşlar Siz de esnetebildiğiniz kadar esnetin şöyle 10 zincirimi kapattım sık iğne ile 5 6 7 8 9 10 dalımızın arasına girip Sık iğne ile bu şekilde buraya sabitliyorum. Tekrar 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10 zincir. Kapatıyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10 zincir. Bu şekilde bakın arkadaşlar şöyle 4 tane 10 zincirden oluşan Buraya kirpikler yapıyoruz. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz 4'ten sonra 7 zincir. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Bu ilmeklerimizi şöyle teker teker tığımızın ucuna topluyoruz. Dördünü de topladık bu şekilde. Şöyle ilmeğimizi hepsinin arasından geçirip şöyle arka tarafına sık iğne ile sabitliyorum. Ve Üzerine de arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Evet, şöyle düz yüzüne çevirelim ters yüzünden. Bu şekilde kapattık. Şimdi bu iplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ortadaki 12 zincirimin içine sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir Hemen yine bu dalımın arasına, 12 zincirimin arasına ikinci kirpiğimi bu şekilde sık iğne ile tutturdum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir. Kapatıyorum 10 zincirimi kirpik olarak. Yine 10 zincir. 5 6 7 8 9 ve 10 kapattım arkadaşlar yeşil yuvanın arasına dört tane oldu hemen 7 tane zincir çekiyorum 6 ve 7. ters tarafından şimdi tüm yaptığım bu ilmekleri bakın hiç dolama filan yapmayın üzerine topladım tığımın bakın arasından geçerek hepsini topladım şöyle ilmeğimi takıp en uç noktasından çıkardım bakın şimdi buraya sık iğne ile her ikisini düğledim şöyle bir şöyle iki zincir çekiyorum ve ipimi kopardım Evet yine şöyle düz yüzünden bakın arkadaşlar çok güzel oluyor hemen iplerimi yakalım bakalım Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde Gerçekten çok tatlı, çok kolay bir model oldu. Siz ismini artık eee kelle olan, mı, tekli kelle olan mı dersiniz, bayram şekerimi dersiniz. E, artık e, bence hem yapımı hem iğneden tığa hem de çok güzel, zarif bir şöyle bir model oldu. Çok da tatlı oldu arkadaşlar. Bakın ütüye de ihtiyaç yok, kalıp gibi bu şekilde. Şöyle tersinden en düşük derecede de ütüleyebilirsiniz. Tabii ki bir kereliğine kullanmak için. Ama bir daha ütü istemez. Evet. Siz emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.